Herkese merhabalar. Westworld'ün ikinci sezonu nihayet başladı. Birinci sezon finali Aralık 2016'da yayınlanmıştı. Yani neredeyse 1,5 yıllık bir süre geçti. Ama beklediğimize kesinlikle değdi diyebileceğimiz bir bölümle açıldı bu sezon. İlk sezonla ilgili bir özet videosu hazırlamadık. Zaten bununla ilgili Türkçe ve İngilizce bir sürü video bulmanız mümkün. Eğer böyle bir arayıştaysanız ben Bobin Kafa kanalındaki derin inceleme videosunu öneririm. Bütün sistem update'lerinizi yapar ve birinci sezonla ilgili unuttuklarınızı hatırlamış olursunuz. O videonun linkini de aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi asıl konumuza dönecek olursak bu bölümde bazı ufak tefek sorular açıklığa kavuşmuş olsa da genel olarak daha büyük soruların ve gizemlerin ortaya çıktığı bir bölüm izledik. Bu bölümde kendimce öne çıkanları 10 maddede sıralayacağım. Tabii doğal olarak spoiler olacağını belirtmeme gerek var mı bilmiyorum ama adettendir belirtmiş olayım. Öncelikle bu sezon açılış jeneriği yenilenmiş. At gitmiş yerine bizon gelmiş. Dizi her ne kadar hikayenin akışı gereği doğal olarak western havasından birazcık uzaklaşacak olsa da kaynağı gereği vahşi batı ikonlarını kullanmaya devam ediyor. Bizon Kızılderililer için oldukça kutsal bir varlık. Özellikle Lakota Sioux'larında bolluk ve refahı temsil ediyorlar. Tabii Amerika kıtasının kolonizasyonunda yeni gelen insanlar yüzünden sayısı milyonlarca olan bu canlılar artık yok olmanın eşiğine gelmiş. Dizinin senaristlerinden Jonathan Nolan, Vulture'a verdiği bir röportajda bir canlı türünün batıyı insanlarla paylaşması gerekirken insanların bu duruma sahip çıkmamasını dizideki hostlara bir metafor olarak eklediklerini belirtmiş. Yani biz onları muhtemelen sezon boyunca insanların hatalarına atıfta bulunan bir meta olarak görmeye devam edeceğiz. Jenerikteki bir diğer yenilik de bir anne ve bebek host görüyor olmamız. Tabii bu büyük ölçüde hostların giderek tutku ve şefkat gibi duygulara sahip olmalarının yanı sıra muhtemelen Maeve'in çocuğunu arayış hikayesini temsil ediyor. Acaba ileride Delos'un hostları %100 organik yöntemlerle çoğaltma projesi gibi bir şeyler ortaya çıkar mı diye düşünmeden edemiyorum. Ama bu bölümde biyoorganik hostların bile hala mekanik beyinlere sahip olduğunu gördük. O yüzden bu ihtimal şimdilik oldukça düşük. Ayrıca jenerikte beyaz renkli sıvının yerini suyun aldığını görüyoruz. Ben burada bir ürün olarak üretilen hostların giderek bizim yerimizi alacak canlılara dönüştüğünü temsil ettiğini düşünüyorum. Ama tabii bir yandan bu bölümün başında Arnold'un bahsettiği rüya ve gene bu bölümün sonunda gördüğümüz terraform yöntemiyle sonradan peydahlanan göl üzerinden gelişecek hikayeyle de bağlantılı demek mümkün. Bunlardan zaten birazdan bahsedeceğim. İlk sezonda hikayenin farklı zaman dilimleri üzerinden anlatıldığını görmeye alışmıştık. Bu sezonun ilk bölümünde de bunun devam ettiğini görüyoruz. İlk sahne Arnold ve Dolores arasındaki bir konuşma sahnesiyle başladı. Burada Arnold Dolores'e onun potansiyelinden çekindiğinden bahsediyordu. Yani bir nevi Skynet vakasından çekindiğini belirtiyor. Ve etkilendiği bir rüyayı anlatıyor. Rüyasında tüm hostları bir sahilde gördüğünü ve kendisinin geride kaldığını söylüyor. Şimdi zaten bildiğimiz gibi rüya ve gerçeklik tanımlamaları dizinin temel taşlarından biri. Burada aslında hem dizinin bu bölümünün devamını hem de muhtemelen sezon genelinde olacakları ima etme durumu var. Bir sonraki sahnede flashback ve flash forward içeren hızlı karelerin olduğu bir rüya sekansı yer aldı. Sonrasında da Bernard'ı geçen sezon sonundaki katliamdan 2 hafta sonra sahilde uyanırken gördük. Bununla birlikte katliamın hemen sonrasında Bernard ve Charlotte üzerinden ilerleyen bir zaman çizgisi de var. Yani burada 3 tane farklı zaman çizgisi gördük. Muhtemelen bu zaman çizgilerine diğer bölümlerde yenileri de eklenecek. Geçen sezon hayranlar arasında acaba Westworld başka bir gezegende mi gibi fikirler dolaşıyordu. Bu fikirler %100 çürümese de ihtimalleri oldukça azalmış oldu. Çünkü bu sezon diziye yeni giren karakterlerden biri olan Delos'un operasyon müdürü Carl Strand, Çinli bir deniz piyadesine "Adanın kontrol haklarını hükümetinizden devraldık. İşte bu da belgesi" gibi bir şeyler söylüyordu. Yani bunlar hedef şaşırtmış replikler olarak çıkmazsa Westworld'ün Çin yakınlarında ya da en azından Çin'e ait bir ada veya adalarda olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada işin ilginç yanı, gerçek hayatta günümüzde Çin'e ait birkaç yapay ada var. Yani yapay olarak oluşturulmuş ada var. Yani hikayeye bilinçli olarak mı eklenmiş yoksa sadece bu rastlantı mı? Artık onu ileride göreceğiz.
Dolores tarafına geçecek olursak, her ne kadar artık kendi hikayemi yazıyorum diye olsa da zihnindeki çiftçi kızı ve Wyatt karakterleri arasında gitgeller yaşadığını söylemek mümkün. Henüz kendi karakteri oluşma aşamasında. Bunu Park'ın hissedarlarını dar ağacına çektiği sahnedeki konuşmalarda açıkça görüyoruz. Ama artık gerçek dünyayla ilgili farkındalığa kavuşmuş durumda. İnsanların onları durdurmak için her şeyi yapacağının farkında ve bu yüzden Teddy'ye gerçek dünyayı da ele geçirmek gerektiğini söyledi. Ama Teddy genel gidişattan biraz rahatsız gibi görünüyor. Aslında henüz topyekün bir host isyanı başlamadı gibi. Neticede zararsız hostlar da gördük bu bölümde ama beklenen gidişatın o yöne kayacağı. Hatırlayacağınız gibi Maeve geçen sezon tüm özelliklerini en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Bunlardan bir tanesi de diğer hostları kontrol edebiliyor olması. Hostlar insanların sesli komutlarına artık tepki vermiyor ama Maeve bunu yapabiliyor. Bir intikamdan ziyade tutku hisleri daha çok ağır basıyor. Çünkü Sizemore ona kızının aslında bir hikayenin parçası olmaktan ibaret olduğunu söyledi ama o başlatma gerçekliğine deyip Sizemore'u ve Hector'u yanına alarak eski senaryodaki kızını bulmaya gitti. Gelelim Aetaeris Reis'e. William, namı diğer Man in Black, 30 küsür yıldır arzu ettiği Westworld ortamına kavuşmuş oldu. Adam zaten katliam başladığında da resmen mutlu olmuştu. Kendisi uzun süredir Westworld'ün içinde anlamlı bir arayış içerisindeydi. Ve bunu maze yani labirent olarak görüyordu. Ama labirentin daha çok hostların irade sahibi olmasına olan yolculuğuyla alakalı olduğunu öğrenmiştik. Çocuk Ford olan hostla konuşmasından sonra anladık ki bu sezon William için labirent kavramının yerini kapıyı bulma kavramı aldı. Şimdilik genel bir çıkarım yapmak çok zor ama şunu söyleyebiliriz ki bu sezon en çok muhabbeti yapılacak konu bu olacak muhtemelen. Katliamdan 2 hafta sonraki zaman dilimine bakacak olursak Bernard şimdilik etrafta kimsenin onun host olduğunu bilmeden takılıyor. Ya da en azından şimdilik görünen o şekilde diyelim. 2 hafta önceki dönemde fonksiyonlarının düzgün çalışmadığını görüyoruz. Hafıza kayıpları yaşıyor. Ve biz de izleyici olarak Bernard'ın olayları çözmesiyle gidişatı çözüyoruz bir yandan. Yani Bernard'ın arızaları yüzünden ters köşeler görebiliriz. Bu arada bir ara beyin sıvısı enjekte ederek kendini Charlotte'a ifşa etmeden kurtardığını gördük. Bu muhtemelen geçici bir çözüm ve ne kadar süreceği de şimdilik merak konusu. Katliamdan sonraki zamana döndüğümüz yerde Bernard ve Charlotte gizli bir kontrol odasına geçtiler. Burada ilk defa drone hostları da gördük. Hostların ziyaretçilerin tecrübelerini kayıt altına aldığını öğrendik. Yani Delos bayağı Zuckerberg'e bağlamış olayı. Tabii aynı anda DNA'ları da topluyorlarmış. Başka bir deyişle herkesi kopyalayıp onların yerine kendi robot versiyonlarını geçirmeleri mümkün. Yani bu tarz bir planın peşinde olabilirler. Ayrıca Delos için Peter Abernathy hostuna yedeklenmiş bilgileri toplamak öncelikli amaç olmuş. Yani kısacası Delos artık ufaktan diğer yapımlardan alıştığımız şeytani firma klişesine iyiden iyiye geçti. Bu sezon en çok merak edilen olaylardan biri olan Shogun World'den çok fazla detay görmedik bu bölümde. Ancak bir sahnede başka bir parktan gelen bir kaplan vardı. Ve aynı sahneden anladık ki toplamda en az 6 park var. Gelelim son sahneye. Güvenlik ekibi ve Bernard kayda alınmamış bir terraform olayıyla karşılaştılar. Burada olmaması gereken büyük bir göl vardı ve host cesetleri kıyıya vurmuştu. Teddy de bunların arasındaydı. Bernard da onları kendisinin öldürdüğünü söyledi. Aslında bölümün başında rüya olarak bahsi geçen hadise vuku bulmuş oldu. Burada gene yanlış bir yönlendirmeye maruz kalmış olabiliriz. Ne bileyim belki Bernard'ın anıları gerçek değildir. Ama eğer gerçekten Bernard tarafından öldürüldüğünü varsayarsak bunun altında May ve Dolores'teki kişilik çatışmasına benzer bir durumun var olması olabilir. Neticede kendini insan zanneden bir hosttu ve insan ve host olmak arasında bir psikolojik çatışmayı yaşıyor ve buna beynindeki mekanik arıza da eklenmiş durumda. Sadakatinin insanların tarafında mı olacağı yoksa hostların tarafında mı olacağı
şimdilik bir bilinmeyen. Neticede Bernard Arnold'un anagramı belki de tıpkı Arnold'un önceden parkı aktive olmadan durdurmaya çalışmasına paralel bir düşüncede görebiliriz. Tabii bunların hepsi şimdilik tamamen varsayımdan ibaret. Westworld'un birinci sezonu ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Siz de düşüncelerinizi aşağıda yazarsanız oradan tartışmaya devam ederiz. Özellikle yanıldığımı düşündüğünüz yerler varsa mutlaka belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.